Herkese merhabalar. Bugün bir laptopun ekranını değiştireceğiz. Laptopumuz bu. Markası pek önemli değil ama ne yazık ki ekranın inci çok önemli. Bu 16 inç ekran. 16 inç ekran biraz zor bulunuyor. Ben de çok zor buldum açıkçası. Bir yere sipariş verdim, yanlış geldi. Bir yere sipariş verdim, yine yanlış geldi. En sonunda doğruyu bulduk. Şimdi ilk önce laptopumuza bir bakıyoruz. Herhangi bir hasar var mı? Yok gibi gözükse de şuradan hafif bir bükük var. Siz görmüyorsunuz ama buradan hafif bir bükük var. Laptopun ekranı buradan kırılmış. Şöyle. İlk önce ekran çıkartılacak. Ondan sonra yeni ekran takılacak. Çok fazla bir işçiliği yok. Fakat şöyle bir durum var. Bilgisayar kapalı olsa da olmasa da ekrana aslında voltaj gidiyor. Ekrana voltaj gittiği için de bataryamızı sökmek zorundayız. Yani laptop yine açılacak, batarya sökülecek. Şimdi ilk önce laptopun arka kapağını açacağım, bataryayı sökeceğim. Ondan sonra da ekran montajını yapacağım. Türkiye'de bir şey bulunmuyorsa ne yazık ki çok pahalı oluyor. Ne yazık ki firmalarla alakalı. Diyor ki sadece ben satıyorsam o zaman pahalı satarım arkadaş. Türkiye'de buna bir şey demiyor. İstediği gibi adam at koşturuyor. Tertemiz bir bilgisayar. Ne yapacağız? Şimdi hemen bataryasını çıkartıyorum. Bataryayı çıkarttıktan sonra cihazı çeviriyorum ve enerjisini bitiriyorum. Enerjisi de bitti. Sonraki işim ekranla, yani ekran çıtasını çıkartacağım ilk öncelikle. Ekran çıtası ne yazık ki bu şekilde çıkıyor. Farklı bir çıkartım taktiği falan filan yok. Kırılıyormuş gibi çıkıyor aynı yani. Sadece biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Çıtası çıktı. Bir kenara koyuyorum. Şimdi buralardan bunlar yapışkanlı. Gördüğünüz gibi. Bu ekran daha önce çıkartıldı zaten. Şuradaki şeylere falan dikkat ediyorsunuz. Bunlar buraya yapışık çünkü. Şunu buradan alıyorum. Burada bir tane klipsi var. Klipsini çıkartıyorum ve ekran çıkıyor. Bu yeni ekran. Çalışıp çalışmadığını ben de bilmiyorum. Bazen yeni ekranlarda da çalışmamazlık olabiliyor çünkü. O yüzden jelatini falan çıkartmıyorum ki. Gördüğünüz gibi burada garanti etiketleri var. İlk önce takacağım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakacağım. Yoksa bir ekran sahibi olabilirim. Şimdi neden bataryayı çıkarttık onu açıklayayım size. Arkadaşlar burada 3.3 volt var. Yani aslında bataryayı çıkartmadan da yapabilirsiniz ama bu bir şans. Hatta büyük bir şans. 10 laptoptan bir tanesi gidebilir. Yani o kadar büyük bir oran var burada. Bunu takarken, şöyle takarken şurada bir kıvılcım çıkıyor. Ya laptopun bir tarafında bir şey oluyor ama çoğunlukla BIOS gidiyor. Ya da oradan bir kısa devre oluyor. O yüzden o tehlikeye girmemek için bataryayı çıkartmanız gerekiyor. Nazikçe şuradaki sokete takmanız lazım. Bazen bu soket çok narin olabiliyor, kırılabiliyor. Çok dikkat edin. Klipsini kapatıyorum. Şöyle emaneten şuraya koyuyorum. Sonra bataryasını takıyorum. Işığı kapatalım. Sonra da start veriyorum. Şarjı varsa tabii ki açılacak. Peki şarjı varmış gibi de durmuyor açıkçası. Evet sanırım şarjı yok. Ne yapıyoruz? Bir tane şarj aleti alıp geliyoruz. Evet bir tane Type-C adaptör aldım. Burada zaten şarj uyarısı veriyor. Derken açıldı. Şarjı varmış yani. Ben şarj aletini alana kadar herif geldi. Burada Huawei yazısını gördük. Şöyle bir cihaz açılsın bir kendine gelsin. Şimdi burada herhangi bir piksel ölmesi, bir sıkıntı falan filan var mı diye bakıyoruz. Yok. Gayet güzel. Tamam sıkıntı yok. Bundan sonra montajını yapacağız. Kapatıyorum. Kapandığını emin olduktan sonra montajına başlayalım. Şimdi bunun montajı nasıl oluyor? Şuralara yapışkan yapıyorsunuz. Çok fazla yapmanıza gerek yok. Hemen yapışıyor zaten. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. İki tane. Üç tane. Dört tane. Evet bu kadar. Bir cımbız vasıtası ile bunların yapışkan kağıtlarını çıkarıyoruz. Çıkartırken yavaş bir şekilde usulcana hareket ediyoruz. Hop de. Şimdi şunu da şuraya yapıştıralım. Hop 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 hop. Yapışmayacaksın değil mi? Asla yapışmayacaksın. Bu buradan çıkmaz. Fakat biz işimizi sağlama alalım. Buraya bir kağıt bant atalım. Olay bizden çıksın. Hop 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 hop. Tamam. Şimdi şu şurada sabit kalsın. Bu üst tarafa oturacak. Şuradan üst tarafa hiza alıyoruz. Aldık mı? Aldık abi. Hop hop hop. Şöyle yavaş yavaş sakın bastırmayın. Bastırdığınız zaman bu ekran çatlar. Hafif hafif dokunuşlar. Bu kadar. Bu yapıştı şu an yani buraya. Bakalım. Aynen yapışmış. Hiçbir şekilde çıkmıyor şu an. Arkadaşlar ekranlarda bir garanti yok. Bilginiz olsun. Hani siz de aldınız başka tarafta yaptırdınız ettiniz. Ekranlarda garanti yok. Bilginiz olsun. Evet bunu çıkartalım abi.
toptancı da daha önce buraya çıkartmış galiba. Burada parmak izi lekeleri var. Ah şu toptancılar. Bu ASMR'ye girmiyor değil mi? Şimdi şunu demiş olabilirsiniz. Niye çıkarttın? Çünkü şu an bunu yaptığım hareketten dolayı şuradaki etiket var ya arkadaşlar. Bu çıtanın arasında kalıyor. Orada gözüküyor. Bunu çıkartmam gerekiyor. Müşteri bundan rahatsız oluyor. Ki yani rahatsız olmakta da haklı. Bunu sonradan çıkartamazsınız. Ya yani çıtayı taktığınızdan sonra çıkartamazsınız. Evet, çıtayı da takıyorum. Çıtayı takarken çok dikkatli olmalısınız. Yani bu ekran konusunda çok çok dikkatli olun. Yoksa yeniden ekran almak zorunda kalabilirsiniz. Hop, yavaş yavaş. Şöyle bir bakalım. Şurada oturmayan bir yer var. Cımbızla oturtmaya çalışalım. Oturdu mu? Oturdu. Var mı oturmayan bir yer? Yok. O zaman mis. Cincik. Peki ekranlarda yan sanayi diye bir olay var mı? Hayır, yok arkadaşlar. Yan sanayi diye bir olay yok. Yani Huawei'nin ekranı diye bir şey yok mesela. Ekranı üreten birkaç firma var. Onlar üretiyor. Hem de birkaç firma, yani 4 mi 5 mi ne, o kadar. Onlar üretiyor. Onlar dışında kimse ekran üretmiyor. Yani gönül rahatlığıyla istediğiniz ekranı takabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu laptop düşmüş. Çok kötü düşmüş galiba. Burası bükülmüş. Vidalarını geri takıyorum ve işlemi bitiriyorum. Her laptopununkisi bu şekilde oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. 8. nesil, 9. nesilden itibaren. Onlardan önce böyle bir şey yok. Yani yapıştırma yok. Onlarda da şey var. Sağda solda vidaları var. Yani 4 tane vida var. O vidayı söküyorsunuz. Söktükten sonra da montajını yapıyorsunuz. Sonra tekrardan çıtaya takıyorsunuz. Yani tek farkı yapıştırma olmaması. Bunlar çıtasız yani. Kısacası bu. Her laptopa bu kadar ilgi göstermeniz gerekiyor. Yani batarya çıkartmanız gerekiyor. Şarjını bitirmeniz gerekiyor. Ne yazık ki bunları yapmanız gerekir. Eğer ki Windows 11'e sahipseniz, BitLocker falan varsa, şarjını bitirdikten sonra ne yazık ki size BitLocker şifresi sorabilir. Ona dikkat edin. Sonra şifremi bilmiyordum, İşte nasıl olacak bu iş falan filan. Dikkatli yani, dikkatli olun. Evet, işlem tamamıyla bitti. Arkadaş burayı vurmuş. Çok kötü vurmuş. Şurası şöyle biraz hafif açık var. Önemli bir şey yok ama. Şöyle sağa sola bakalım, bizim yaptığımız işçilikte bir şey var mı? Yok, tamam. Ekranımız 10 numara oldu. Harika. Mis gibi ya. Çiçek ya. Şuraya bak ya. Aslında güzel laptop da. Mesela bu laptopu i9 ne alaka değil mi? Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Evet, ortalığı toparlayalım. Şarj aletini açtık. Geri toparlayalım. Ve diğer iki laptopa geçelim. Bugün yapmam gereken 1, 2, 3, 4, 5... 6 tane laptop, 1, 2, 3 tane kasa var ya. 2 tane de ekran kartı temizlenecek. Bu arada yemek yiyeceğim falan. Eski ekranı da üstüne koyalım. Belki ister. Abi değiştirdim mi, değiştirmedim mi falan mevzusu oluyor sonra.